Katar üzerinden verilen mesajlar. Acaba Katar krizi Irak ve Suriye'de yaşanan savaşları bütün bölgeye yaymak için mi üretildi? Yoksa ufukta yeni bir körfez savaşı mı var? Ancak bu kez savaş, bu bölgeyle sınırlı kalmayacak ölçüde çetrefilleşmiş görünüyor. Hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı Balkanlar'da patlak verdi. Avusturya tarafından ilhak edilmiş şirin bir Osmanlı kenti olan Saraybosna'da patlayan bir mermiyle. Avusturya Prensi Ferdinand'ı öldüren mermi, Balkanların infilak etmesine de yetti. Avrupa'nın büyük devletlerinin Balkanlarda uçları birbirine değen ve çatışan bağlantıları olduğundan bu infilak Avrupa sınırlarını aşarak Dünya Savaşı'na yol açtı. Aslında Birinci Dünya Savaşı emperyalist güçlerin dünya pazarları ve ham madde kaynakları üzerindeki hakimiyet mücadelesinin sonucuydu sanayi kapitalizmi ülke sınırları dışına taşarak sömürgeciliği getiriyor, sömürgecilik politikaları ise büyük güçler arasındaki rekabeti tetikliyordu. Bu amansız rekabetin büyük bir savaşa dönüşmesi sadece uygun zamanı bekliyordu. Saraybosna suikasti bu vaktin geldiğini bildiren savaş borusunun sesiydi. Batı uygarlığının manevi yıkımı olarak nitelenen Birinci Dünya Savaşı sonuçları itibariyle uluslararası bir düzen kurmaya yetecek koşulları sağlayamadı. Böylece İkinci Dünya Savaşı'na giden yol hızlandı. Sonrası malum Soğuk Savaş. 1990'ların başlarında Soğuk Savaş'ın son bulması Rusların masayı devirmesiyle gerçekleşti. Sovyetler Birliği ortadan kalktıktan sonra ABD tek başına dünyanın jandarmesi rolü oynamaya kalkıştı. ABD'nin güç dengelerinin değişimini hesaba katmayan bu kibirli kalkışması aslında felaket oldu. Birinci Körfez Savaşı, Afganistan'ın ve Irak'ın işgali bölgeyi tam bir ateş çukuruna döndürdü. Başta Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere siyasi varlıklarını önce İngiltere, daha sonra ise ABD vesayeti sayesinde yürüten körfez rejimlerinin elinde muazzam ölçülerde enerji kaynakları var. Bu bölge dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin önemli bir hissesini barındırıyor. Hazar Türkistan havzası bu bölgeye dahil edildiğinde dünya enerji kaynaklarının en stratejik kısmı İslam coğrafyasında bulunuyor. Aslında bütün kavganın sebebi bu. Emperyalist güçler enerji kaynaklarından elde edilen milli servetlerin İslam havzasının barışı, refahı ve gelişmesi için harcanmasını istemiyorlar. Yani yine başa dönüyoruz. 1914'e, emperyalist güçler arasındaki kaynak savaşına yahut Edward Lutwak'ın 1980'lerinde gündeme soktuğu bir kavram olan jeoekonomik savaşa. Bugün Almanya ve Trump arasındaki dalaşmanın veya ABD ile AB arasında açılan çatlağın odağında da jeoekonomi savaşı var. Almanya ve AB, dünya pazarlarında ABD'nin önünde. Çin'in İpek yolu girişimleri de AB ve Çin'i ekonomik çıkarlar bağlamında birleştiriyor. Katar krizini, İslam uygarlığının merkezi havzasına yönelik zayıflatma girişiminin bir parçası olarak görmek lazım. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin zayıflamış olması yüzünden ilkin Kuzey Afrika, daha sonra ise Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Yemen ve Körfez ülkelerini kapsayan Arap Yarımadası sömürgeci güçlerin eline düşmüştü. Şimdi Katar örneği üzerinden bu bölgeye Batı vesayeti olmadan ayakta durmaya çalışmanın, havzanın kendi dinamiklerine uygun sahici ittifaklar aramaya çalışmanın, hatta daha doğrusu bunu düşünmeye kalkışmanın bedeli ödetilmeye çalışılıyor. 15 Temmuz 2016'da ülkemize de bu bedeli ödetmeye kalkıştılar. Ancak başaramadılar. Hiç kuşkunuz olmasın, aynı güçlerdir.